işte yendikten sonra orada darmadağın ediyorlar Mısır askerine. Bunun üzerine de padişah tarafından takdir edilen bir mektup yazılıyor. Bunun üzerine de Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığına göre diyor ki çadırcı diyor fazla şımardı padişahın bu mektubuna karşılık diyor. Emmioğlu, Ammioğlu diyor o tabii. Emmioğlu bunca memaliki havzayı tasarrufuna geçirmişsin. Elinin avucunun içine almışsın. Bir avuç kozanı bana çok görme, ben burada hükümet edeyim diyor. Yani böyle bir tavrı var. Ayrıca İngilizler bu bölgenin ıslahını biz yerine getirelim, asker verecek hale getirelim deyince, Kırım Harbi zamanında oluyor bu genelde. Onun üzerine işte 1865'te de aşağı yukarı bir 10 sene sonra, 64'te daha doğrusu, bir fırka İslahiye diye fırka meydana getiriliyor. Bu fırkayla Ahmet Cevdet Paşa işte İskenderun'dan çıkıyor. Oradaki hem Gavur Dağı'ndaki Küçük Ali oğulları başta olmak üzere, işte Kürt Dağı'ndaki Hacı Deli Halil vesaire gibi kişiler buralarda bir ıslahat yapıyor. Oradan Kozan'a geçiyor. Kozan oğulları, yani bir çatışma falan da başlangıçta olmuyor. Hepsi inzibat altına alınıyor. Ve bunları mesela diyor ki ben diyor tamam size artık karşı koyamayacağım diyor. O zaman bana diyor müsait bir yer verin, burada duramam artık diyor. Onu deyince işte bilmem ne muhassıllığını veriyor veya ne mutasarrıflığını veriyor. Oralara gönderiyorlar işte 1000 kuruş 2000 kuruş maaşla. Kozanoğullarında da aynı şeyi yapıyorlar. Diyor ki işte Kütahya'da Beylerbeyi ünvanıyla paşalık veriyorlar. İşte 3000 kuruş maaşla oraya gönderiliyor. Daha sonra İstanbul'a geçiriliyor hani herhangi bir şey olmasın diye. Ama 1878 savaşı, Rus savaşında Osmanlı Devleti yenilip de Yeşilköy'e kadar gelince Ruslar bu defa Ahmet Paşa, kimse herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Ahmet Paşa, Ahmet Bey, Kozanoğlu Ahmet Bey, Kütahya üzerinden Kayseri'den Kozan'a giriyor geri. Ve burada tekrar aşiretini topluyor, seviliyor tabii aşireti arasında da ve devlete karşı isyan ediyor. Bunun üzerinde, Türkmen mi hocam? Efendim Türkmen. Şeylerden, varsaklardan, bunlar. Ondan sonra tekrar Ahmet Cevdet Paşa bunun üzerine hareket ediyor. Kendisi Halep Valiliği falan da yapıyor o sırada Ahmet Cevdet Paşa'nın. Ve Kozanoğlu'yla... Ahmet Cevdet Paşa'nın kaderine bak. Durmadan git aynı adamı yakala getir, aynı adamı yakala getir. Bu sefer tekrar demek bu, o zaman çatışmada, da bu çatışmada yakalanıyor Kozanoğlu. Fakat yine affediliyor. Niye peki affediliyor o kadar? Bu sefer Trablus garba sürgün ediliyor. Sebep ne bu kadar affedilmesinde? Ya şimdi diyelim ki kellesini kesseler bütün o bölgedeki aşiretleri devlete karşı hale getirecekler. Yani Abdullah Öcalan'ın asılmaması gibi. Gibi. Ama şimdi burada terör hareketinin yöneldiği mesela 30 bin kişi hayatını kaybediyor bu terör hareketiyle. Ama Kozanoğlu'nda öyle bir şey yok. Katledilme şu bu, gidip de başka yerler yağmalama bilmem ne yapma, terör hareketi yok yani orada. Yani bunları çok iyi tahlil etmek lazım. Ama bununla beraber götürüp kellesinin kesilip verildiği bir sürü de insan var yani. Peki mesela Osmanlı tabii döneminde hiç Kürt isyanı var mı? Osmanlı döneminde Birinci Dünya Savaşı sırasında var. Ondan önceki dönemlerde yok. O da zaten biraz yine o zaman da yine dış tahrik i̇şte, olmuş bir şey. Biraz önce söylediğim işte Kürt dağlarındaki bu Deli Halil falan gibi şeyler, Keferdiz vesaire gibi nahiyelerdeki şeyler ıslahat sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı çıkanlar var ama sonunda hepsi ordugaha gelip biat ediyor. Ve ondan sonra da diyelim ki Halep'e gönderiliyor 2000 kuruş maaşla, 1000 kuruş maaşla Antep'e gönderiliyor, mutasarrıf haline geliyor. Ya paye veriliyor yani, yönetim şeyi değil de. Fakat hocam ben bir şey söyleyeyim size, yani bu ilginç bir cümle olabilir bilmiyorum. Ben 1996-97 o yıllarda gittim Abdullah Öcalan'la işte şeyde Lübnan'da bir görüşme yaptım. Bari sen de gittin görüştün. Sen Bekaya gitmiştin. Yani 91, sen 90 yok 91'de senin gittiğin galiba. İşte ona 5 sene sonra da ben gittim. Ben Bekadaydım. Sen Bekadaydın. Ben de şeyde görüştüm. Marelyas'ta Lübnan'ın doğu kesiminde. Sen geldikten sonra burada işte biz o programı yayınlayamadık o zaman. Terörle mücadele yasası gereğince kanal programı yayınlayamadım. Program yayınlanmayınca şeyden çağırdılar beni. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çağırdılar. Dediler ki, peki siz giderken onların haberi var mıydı? Gidip geldiğinizde mi haberler? İstihbarat mesela.
Bilmiyorum haberleri var mıydı. Siz kendinizden biz kendimizden yani. Gittik. Olmaz ben gidiyorum. Hayır yani belki şöyle olabilir. Duymuşlarsa yani, duymuşlarsa bilmiyoruz artık o kadarını. Gittik geldikten sonra program yayınlanmayınca beni aradılar. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan dediler ki işte bu programın band kaydını alabilir miyiz? Hatta ben de onlara ham kaydı verdim. Yani montajlanmamış kaydı verdim. Yani hani içinde gizli bir şey olmadığını görsünler diye. Yani bir suç unsuru olacak bir şey yok benim açımdan. Sonra da çağırdılar Ankara'ya, bir sohbet edelim dediler. Gittim Ankara'ya, oturduk konuştuk. Mesela orada ben de benzer bir şey söylediğimi hatırlıyorum şimdi düşününce. Dediler ki yani Öcalan'ın sizce ruh hali neydi dediler. Dedim ki valla bıkmış, bezmiş ve o hal bölge valiliğinde eğer iyi bir görev verilirse döner dedim yani. Yani hakikaten yani o halde. Çok Kürtlere çok kızıyordu. Kürtlere hiç kimseye bir hakaretler etmişti yani. Kürtler şöyledir, Kürtler böyledir diye ağır hakaret etmişti. Ve bölgedeki terörün nasıl sona erdirileceğine ilişkin fikirleri vardı. Şunlar şunlar olursa terör sona erer, işte bunları şöyle yapmak falan lazım diye fikirleri vardı. Dedim ki hani OHAL bölge vali yardımcılığına gelir ama hani bir muhtarlık bile bir süre onu idare edebilir falan diye. Öyle bir izlenim bende de oluşmuştu yani. Gerçi o zaman daha yakalanmamıştı. Şimdi tabii peki hocam 19. yüzyılda Bedirhani isyanı var mı? Bedirhaniler... 19. Ya şimdi yok. Biliyorsunuz Abdülhamit döneminde özellikle Kürtlerin, Kürt aşiretlerinin isyan etmemeleri için bu Hamidi alayları kuruldu. Şimdi aşiret mektebi Hümayunu oluşturulmuştu Abdülhamit döneminde. Ondan önce. Benim bildiğim var. Kadarıyla Bedirhanilerin şöyle kaçtı bildiğimiz hatırlamıyorum tam ama benim bildiğim kadarıyla ne o Şerefhan? Yok Bedirhani. Yok o şey yani. Tamamen farklı o Şerefhan'ın. O niye farklı? Şey değil mi? Şerefhan şeyi kastediyor. Şerefname'yi mi diyorsun? Şerefname'yi. İsyan falan yok ki orada. Şerefname yazıldı. O ayrı. 1597'dir Şerefname'nin yazılma tarihi. Evet. Yani Kürt tarihi diye yazılan Şerefname. Ben onu hatta tarih kurumunda Türkçe'de Farsçasından, orijinalinden çevirttim. Hatta bir ön söz falan yazmam lazımdı. Mürsel diye bir arkadaşımız var. Dil tarihte Farsça bölümünde. Çevirdi. Şimdi hala elimizde. Ben ona basılmadı bir, o değil mi? Yok basılmadı. Ben şimdi ona bir ön söz falan da bir bazı aşiret şeylerini de eklemek suretiyle yayınlamayı da düşünüyoruz. Orijinalinden çünkü birebir oldu. Üstelik tam güzel bir çeviri yapıldı. O çok yıllar önce Ant yayınlarından mı? Bir yerden çıkmış. Bir yerlerden çıktı ama bazı eksikler ve şeyler var. Şerefname. Şimdi bu doğrudan doğruya orijinal nüshasından çeviri yapıldı. Çünkü yeni çıktı mı? Yok daha çıkmadı. Şimdi bunu çalışıyordum. Bunu bitirdikten sonra dedim şimdi burada bir sürü aşiret geçiyor. Şerefname'de de bir sürü aşiret geçiyor. Şimdi o 1597'dir yazılma tarihi. Bu 1453'te başlıyor. Haliyle 1597'de içeriyor bu. Evet. Şimdi o tarihte mesela Boğduz'dan tutun da bilmem neye kadar ki Büyüdüz bizim bildiğimiz işte. Orada geçen aşiretlerin birçoğu bunun içerisinde var zaten. Dipnotlarıyla bunları falan vermek istiyorum onun içerisinde. Yani o şerefname olduğu gibi metin hazır tabii yayınlanacak ama. Bir de güzel giriş yazdıktan sonra onu koymak lazım. Gerçekten enteresan şeyler vardır orada, bilgiler vardır. Mesela Kürtlerin menşeini, adının menşeini anlatırken... Nedir menşeği? Şerefhan şöyle söylüyor onu. Dahak'ın döneminde, İran Sasani hükümdarlığı döneminde... Dahak bir hastalığa yakalandığını belirtiyor. Yani birkaç şeyler anlatılıyor da değişik. Bu mesela çok ilginç ve Osmanlı şeyiyle uyuşuyor aslında. Büyük bir hastalığa yakalanıyor. Bu hastalığına hekimler ancak iki kişinin beyinlerini çıkarıp bu yara sürüldüğü takdirde şifa bulacakları belirtiliyor ve bunun üzerine her gün iki kişi katlediliyor genç. Bunların beyinleri bu yaraya sürülüyor işte ve birazcık şifa buluyor, ağrılar dinmiyor. Fakat bununla görevli olan kişi bu gençlere acıyor ve bir tanesine diyor ki hadi diyor sen diyor kaç diyor dağlara çekiliyor bu giden. İşte diyor bu dağlara çekilip gidenlere Kürt denir diyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde de ovada yaşayan mesela İzzettinliler vesaire gibi bir takım gruplar var. Ovada yaşayanlara Türkmen derken aynı aşiretin dağlık alanda yaşayana Ekrat diyor.